barıştın, didiştin, aynı havayı paylaştın, anladın. Giderken sadece kumsalda bıraktığım bir izdir senden kalan. Arkandan akan bir damlayaş varsa işte olur hatıra. Dört A sınıf olarak size iyi bir hatıra bırakmışımdır. Günün Allah ve milli belirten konuşmayı yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Çelebitan'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, hepinizi çok yakışıklı ve çok güzel buldum. Sevgili çocuklar, biz eğitimciler elimize mikrofon aldığımız zaman huyumuz borusu bir iki nasihat etmeden de duramıyoruz. Önce hayat denen uzun yolculuğun ilk dönemecini atlatıyorsunuz bir hafta, üç gün sonra. Bundan sonraki hayatınızda başarılı olacağınızdan zerre-i miskal şüphemiz yok çocuklar. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Çocuklara şöyle kuvvetli bir alkış alalım. Bence en önemli şey bir çocuğun hayatında iyi bir öğretmenle karşılaşmasıdır. 5 sene oldu tanıdım. İyi ki de tanımışım. İyi ki de birlikte aynı okulda çalışıyoruz. Handan Hocam, emeklerinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok teşekkür. Yeni üzmüşüzdür, incitmişizdir velilerimiz, kırmışızdır. Bizden yana hakkımız varsa helal olsun. Şimdi çocuklar, biz sizden mezun ederken iki şey istiyoruz. Çok da bir şey değil aslında. Bunu da Nobel Bilim Ödülünü alan Aziz Sancar'ın bir sözüyle pekiştirmek istiyorum. Diyor ki, ben diyor başarımı %5 zekama, %95 çalışmama borçluyum. Sizden iki şey istiyoruz. Büyükleriniz olarak, bırakın okul müdürünüzü, büyükleriniz olarak. Birincisi, çok çalışın çocuklar. Başaramayabilirsiniz. 2 gün önce oğlum LGS sınavına girdi. Söylediğim cümle şuydu. Hepinize de söylüyorum veliler. İyi bir yere tutturmanız önemli değil. İyi bir yere gitmen önemli değil oğlum. Ama mücadele ettiğini bileyim. Gayret ettiğini, azimle çalıştığını bileyim. İkincisi de bu toplumun ahlaklı bireylere ihtiyacı var çocuklar. Çalışmak ve ahlaklı olmak sizin birinci göreviniz olacak. Bunun haricinde zaten aklınızda bilimin ışığı, yüreğinizde sevginin gücü tüm engelleri aşılacak. Bundan yana hiçbir korkumuz, hiçbir kaygımız yok. Hayatınızda bir kahramanınız olsun. Ama kurtarıcınız kendiniz olun. Sevgili veliler, eğitimciler basit bir şey söyler. Derler ki, başarı tanımı için. Başarı, yapabildiğinin en iyisi, olabileceğin en iyisi. Bazen ebeveynler olarak şunu istiyoruz. Kendi hırslarımızın, kendi yapamadıklarımızın, kendi beklentilerimizin tezahürünü çocuklarımızda görelim istiyoruz. Ama şunu unutmayın. Onlar bizim hayatta kıymet verdiğimiz en değerli varlıklarımız. Korkmayın ya. Acından ölen yok bu memlekette ya. Evine ekmek götüremeyen yok. Rahat olun. Anın kıymetini yaşayın. Çocuklarınızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşayın. Bu an bir daha gelmeyecek. Yarın bu anı yaşamayacaksınız bir daha. O yüzden bundan sonra çocuklarımız sizlere emanet. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet. Sakın ha, tekik okulundan mezun olduk artık. Hani müdürü görürsek önemli değil. Ne bileyim, okulun yanında geçerken önemli değil demeyin. Gözümüz her an üzerinizde, bizim oranın tabiriyle kendinize mukayyet olun. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun. İntibarsınız. Hakikaten güzel diyorsunuz. İntibarsın hocam, teşekkür ederim. Bir de sınıfı ortamına gönderiyoruz.